Merhaba ben İnanç, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bora ile muhabbete devam ediyoruz. Geçen bölümde özellikle bir vaka olarak pop ele aldık. Ve pop yolculuğu içerisindeki girişimcilik düşüncesine destek olacak bir takım noktaları konuştuk. Bu bölümde Bora'yı ben tabii bir pazarlama üstadı olarak görüyorum. Ve işlerini de çok keyifle takip ediyorum. Pazarlama konusunda size ilham vermesini istediğim için biraz pazarlama tarafına, dijital pazarlama tarafına sohbeti kaydırmak istiyorum. Bora dijital pazarlama ile ilgili çeşitli kitlelere çeşitli şeyler söyleyebilirsin tabii ki. Bu podcast'i dinleyen insanlar da çok heterojen, çok dağınık bir grup. Yani dinleyen öğretmenler var, doktorlar var, kendi işini kurmuş olan insanlar var, çizerler var, mimarlar var. Onun için biraz belki kategori kategorimi konuşmak gerekir yani benim aklıma gelen bir kategori mesela şu kendi küçük işletmesini yürütmeye çalışan bir girişime kalkışmış olan yeni bir startupa başlamış olan insanlar için temel bir takım şeyler ne söyleyebiliriz dijital pazarlama ile ilgili yani ilke seviyesinde tabii ki önemli olan bu. E, formül vermek değil de en temelde şunlara dikkat etmemiz gerekir diyebileceğimiz şeyler var mıdır? E, genel olarak ilk başlayanların önündeki zorluğu, fark etmedikleri konu... Gerçekten ilk aklıma gelen şeyi söylüyorum sen sorduktan sonra. E, ilk fark etmedikleri konu devamlılık oluyor. E, öncelikle bunu söyleyebilirim. E, i̇nternet ve dijital pazarlama olarak da kısıtladığımız için de birazcık... Bu alana girebiliyorum. Şu net bir şey, internetin bir tane kuralı var, insanlara ulaşmak adına. Yani gerçekten bir bir numaralı kuralı bu. O da şu, bir şeyi, o şey olana kadar yapmaya devam ederseniz oluyor. Bu kadar <laughs> <Yani> da basit <laughs> bir yandan, değil mi? Çok da basit yani. Bu hani kimisinin kendi sesini duyurmak için. 5 sene ihtiyacı oluyor. Orası ayrı bir boyutu. Ama hani kimisinin altı aya ihtiyacı oluyor vesaire. Dolayısıyla hani burada bir numaralı söyleyeceğim şey hani her ne yaparlarsa yapsınlar sürekli yapsınlar. Yani... Her temiz bir ilke Bora gerçekten. sürekli den tabi kasıt belli bir frekansının da olması gerekiyor. Duruma göre değişebilecek şekilde. Şunu kastediyorsun herhalde. Haftada bir ise her hafta bir tane o şey yapılacak. Evet, ya yani bunun hani yapılmadık bir bu işte şeylerin e, yabancıların frequency dedikleri bir kavram var yani sürekli belli bir şey sürekli tekrar etmeye devam etmek. Bu arada bunu söylüyorum ama bunun ne kadar zor bir şey olduğunu da göreceksiniz yol üstünde genel olarak şu örneği vermeye çalışıyorum. Bugünü bir milat olarak alıp e, geçmişe doğru. 365 gün sarın. Hayatınızda yaşadıklarınıza bakın. Hastalıklar, işte moral bozuklukları, belki işte depresyonlar, ülkenin durumu. Bora herkesin hayatını kendi hayatın gibi mi sanıyorsun? Ya bilmiyorum. Hiçbir şeyler yaşanıyor <laughs> ya da çok iyi zamanlar evet. ve çalışılmak istemediği zaman Bütün bulduğunuz ve yapacağınız fikir yani internette her ne koyarsanız koyun bu arada o fikir olarak da Instagram'a post koyuyoruz diyelim. Bu şey o 365 gün boyunca oğlanların hepsi olurken olmaya devam etmeliydi. Ee, ve aynı enerjiyle, aynı istekle, aynı kalitede. Evet, Gerçekten öyle. zor bir iş. Ve bu şeyleri saymıyorum Bu yolun orada acayip bir öğrenimleri oluyor. Yani bunun bir mesajıdır. Işte o 6 ay boyunca bir şey yapıyorsunuz ve 6 ay sonunda diyorsunuz ki, ha, bunu yanlış yapıyormuşuz. Bunu yapalım." diye ama hani o 6 ay boyunca ondan o öğrenmeleri çıkartmadan da hani tam göremiyorsunuz gibi. Dolayısıyla ...bir numaralı kural bence sürekli yapmak... ...başka bir şeyi yok... Çok güzel. ...özellikle işte içerik sana ...belki gireriz hatta işte orası için... ...hiçbir değeri yok yani... ve ...siz tıpkı hani işte... ...girişimlerdeki gibi hani... ...belki hani işte pazarlama fikriniz ya da iletişim... ...iletişim stratejinizin insanlara... Ulaşa ...ulaşacağı belki... ...Milat 5. ay... ...ama siz 3. ayda pes ederseniz... ...görmemiş oluyorsunuz onun olacağı şeyi... E ...tabii ki hani burada tecrübelendikçe ve refleksleri iyi oldukça hani 5 senede tut, e, insanlara atıyorum tutabilecek bir Instagram hesabı değil 6 ayda bunu yapmaya başlıyorsunuz. E, ama yine de hepsinden önemlisi. Yani ben bugün çok iyi fikirler yapayım ama bir ay yapayım. Benden çok 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 daha kötü fikirli birisi onu bir sene yapsın benden çok daha iyi bir e, noktaya gelir. Yani bu, o kadar yut... basit değil mi ya Bora? Yani e, eyleme geçmek, hareketli olmak ve bunu sürekli yapıyor olmak en kuvvetli şeylerden birisi. Evet, en zor. En zor <laughs> Aynı değil mi? Zamanda, evet. Ya onun için gerçekten çok sevdiğin bir şey üzerine olmalı bu yaptığın şey. üretmekten keyif aldığın bir şey üzerine olmalı. Mesela bu podcast'i düşünelim. Haftada üç tane podcast yayınlanıyor. Ve şu anda ucu açık bir şekilde devam ediyorum. Aslında çok ciddi bir emek. Ben bunu bu kadar sevmiyor olsam ve etkisini görmüyor olsam yapabileceğim bir şey değil. Daha sana bir de hocam felaket senaryosunu söyleyeyim söyleme yap <laughs> ee, belki söyleme. hani bir buçuk sene bunu aynı hızda yap bir buçuk sene bunu aynı hızla yapmaya devam etsen çok farklı boyutta bir kitleye ve şeye ulaşacakken bir sene sonra yani bırakabilirsin bir şey olup falan. Hani ve o, onu o, görmeden değil onu mi? Onu görmeden. O çok büyük bir sıkıntı. Yani şeyden örnek veriyorum buna işte YouTube'da işte en ünlü YouTuber Enes Batur. Evet. Ya yani Enes Batur işte niye tutuyor? işte yani ne yapıyor ki? yani o çocuk falan filan gibi bir işte soru geliyor. Ya nasıl izliyorlar bunu işte falan böyle bir daha büyük yaştakilerinin aşağılayarak hani baktığı bir tavır var. Ben de diyorum ki onlara o çocuk 16 yaşından 21 yaşına kadar haftada 7 tane video yükledi YouTube kanalına. Çok saygı duyulası bir şey değil mi? Eğer ya ben hani 16 ve 21 yaş arasında başıma gelenlere bakıyorum <laughs> ve orada bir devam. bakma Bora bakma. <laughs> bir devamlı... ben seni tanıdığım için bir de 16 21 yaş ararım, tahmin edebiliyorum. <laughs> ya hiçbir şey yok. Devamlı <laughs> o, dolayısıyla bunu diyenlere diyorum ki sen de önümüzdeki 5 sene boyunca YouTube'a günde bir ya haftada 7 video yükle. Söz veriyorum onun kadar ünlü olacaksın. Yani çorba içerken video bunu koysan bile bir şey olur biliyor Kesinlikle. musun? Yani haftada 7 gün günde bir defa çorba içerken konuş. Bunu koy bu bile bir şey olabilir. Ya yani çok 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 ünlü olacağının hani garantisi var. Devamlılık o yüzden bence bir numaralı ilke. Çok güzel bir şey söyledin. Çok basit olmakla birlikte insanın hayatına geçirmesi çok zor olan bir şey. Benim bildiğim bir şey. Bildiğim halde şimdi sıcak sıcak sen tekrar söyleyince tekrar tekrar kendi uğraştığım bir sürü alana bunu hızlıca nasıl uygulayabileceğimi yine keşfettim. Gerçekten efsane bir Güç yani istikrarlı bir şekilde çok uzun bir süre bir şeyi yapmaya odaklanırsan dijital pazarlama senin adına çalışmaya başlıyor yani ne, ne yapıyorsan o iletişimi dümdüz yapmaya dümdüz devam, yap, yani. devam ya Tabii ki sürekli iyileştirmeye çalışıyorsun falan ama zaten onlar süreç içerisinde gözüne batan şeyler oluyor yani Bunu böyle yapıyorum ama ne kadar kötüymüş bu 3 ay önceki yaptığımız İstemez şeyler sen de diye iyileşiyorsun diye. değil mi? Yani? Evet hem sen de gelişiyorsun vesaire bunların hepsinin hepsine bir faydası oluyor. Peki yine bir vaka çalışmasıyla devam edelim. Benim tütüncümü biliyorsun Cemil. Artık Hı. adını da kullanabiliyoruz bölüm içerisinde. Buraya gelirken de şimdi ona uğradım. Onun hikayesini de podcast içerisinde yavaş yavaş takip ediyoruz. Şu anda bir e-ticaret sitesi kurmak üzere. Hatta sürekli çalışıyor, iyileştiriyor. Bana da gösteriyor arada. Bugün tarih sordum. Ne zaman çıkıyor yayına diye sordum. Çünkü en önemli şey bu. Tarihi aldım. 10 Haziran dedi. 10 Haziran'da takip edeceğim. Şimdi bir pazarlamacıyı hızlıca bu mesele üzerine şöyle düşündürtmek istiyorum. Yani Bora'yı seni. Pipo Mark pazarı pazarında yani Pipo sat, satacak. Cemil eski pipolar satacak ve yeni pipolar ve bir takım Pipo aksesuarları, çakmak işte, karıştırma çubuğu gibi şeyler, temizleme çubuğu gibi şeyler ve bu işi hiç bilmiyor yeni girmiş bu işe ama tütüncü olduğu için daha dükkanında da pipo sattığı için zaten bu ürünlerle aşina. Bilmiyor olan kısmı e-ticareti e bilmiyor. Bu işten kastım o. Nasıl bir pazarlama e, hamlesi önerirsin Cemile? Çok zor zor da olabilir bir, bu arada. Bir, pardon. Bir fikir bulmamız lazım. Sürekli yapacağı bence hani e, şöyle daha böyle basite indirgeyim birazcık. Şimdi bir markanın e, bir e, girişimin ya da hani işte insanlara kendi ürünüyle buluşturmak isteyen herhangi bir şeyin topluluğun aslında bir tane mesajı var ya o da şu işte Cemil için söyleyelim söylemek istediği şey şu bu pipolardan alın <laughs> diyor yani. Bir tane ya da işte bizim pop evet. işte story'de bilet alın diyoruz aslında. Biz de ya da... her gün öğrendi bu videoları alın kurumunuza izletin. Evet aslında ya çok da fazla şeyimiz yok. Hani çok da fazla söyleyecek şeyimiz yok. İşte McDonald's hamburgerlerimizden yiyin Am diyor yiyin. falan. Evet. Hani bu kadar böyle basit Dolayısıyla bunu e, yaratıcılık işte burada devreye giriyor. E, bunu e, söylemeden bir yandan da söyle sürekli hani farklı şekillerde hani söylemeye devam e, etmek lazım. Cemil'inkine benzer bir örnek olabilir belki bir blender markası var. Hı hı. E, şimdi vermeyeyim adı. Yabancı mı? Yabancı. İşte buraya işte biz batıyoruz. Ondan sonra diye bir pazarlama müdürü getiriyorlar. Ee, ve işte bütçemiz de yok falan. Ama işte bizim blenderlarımız çok iyi. Yani aşırı iyi falan diye bakıyor. O zamanlar çok fenomendi. Biraz hani geçmişten bir örnek. Sonra şu şeye başlıyor. Biz i̇şte atıyorum sizin her şeyi böyle oluyor mu? Her şey gerçekten parçalı mı blender? Evet falan diyor. Ve video koymaya başlıyorlar. Her gün bir tane. işte bir gün işine e, atıyorum bir sürü meyve koyuyorlar parçalıyorlar. Bir gün içine telefon atıyorlar parçalıyorlar. Bir gün içine bilmem ne atıyorlar parçalıyorlar ve bir şekilde acaba bunu da parçalayabilecek mi diye bir fenomen oluyor o blender. <laughs> çok iyi ya. Sıfır maliyet bu arada yani. Kendileri de viral bir şekilde kendileri de üretiyor video artık değil mi? Evet İnsanlar. aynen öyle kendileri. Bunu, bunu çekeceğiz yani her <laughs> gün. Bizim bizim mesajımız hani bir bu, bu her şeyi çok güzel parçalar. Dolayısıyla hani her gün bunu yapmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla Cemile tekrar dönecek olursak böyle bir fikir bulurdum ben olsam. Yani hani biz neyi devamlı olarak hem yeni bir şekilde hem devamlı olarak söyleyebiliriz diye ne bileyim hani bir içerikten bahsediyorsun burada. Video evet, olabilir, içerikte... yazı olabilir. Aynen öyle hani işte ne bileyim işte Instagram sayfası açalım mesela. Hani işte o Instagram sayfasında işte mesela Pipo içen insanların bununla kurduğu bağ ile alakalı haftada 3 gün bir röportaj parçası, bir söz vesaire falan filan. Hemen uçuracağını eminim biliyorsun bunun yani. Bunu bir, bir sürekli söyleyince çünkü şöyle oluyor yani bir mesela atıyorum isim diyelim ki Jim Carrey işte Pipo içiyormuş. Bir şekilde bir bir o postu yayınladığı zaman biraz böyle Jim Carrey ile bağ kuran insanları böyle bir şey yapıyor ama mesela ben sen Cimkeri sev ben sevmeyeyim. Hı hı. E, oradan senin bir şöyle bir dikkatini çekiyor ne oluyor diye. Sonra işte e, işte Bruce Willis, pipo içsin... Oradan atıyorum benim şöyle bir dikkatim. Çünkü sürekli yapmaya devam ettikçe de bu grupların bir, bir tanesi şekilde bir, bir, şekilde yerli bir yerli dikkatini çekiyor. Ettim. Evet. Bir de e, güçlü hale getiriyor markayı bu arada. Yani pipoyu sadece bir e, satılacak ürün olarak görmediğini, ona ayrı bir değer verdiğini de gösterdiği için marka iletişimi açısından da güçlü bir mesaj oluşuyor. Evet, yani çok basit. ve Belki çalışmaz, yani bilmiyorum. E, zaten hep söylediğim değil mi, değil mi? Pazarlama hamleleri denemek lazım. Ama burada benim dikkatimi çeken şey, sen meseleyi ele alırken bir e, ürününe ürün kategorisinden daha büyük bir şekilde bak. Hı -hı. Daha büyük bir evren oluştur. Onu yaptın, gördüğüm kadarıyla. Bir de tabii daha önce söylediğin gibi sürekli yap bunu. Evet, Belli yani bir süreklilikte. Her sabah bir pipodan ya da bir tütünden bir şey içsin ve onu koysun. Bugün bunu içiyorum. Bunun tadı şöyle. Bugün bunu içiyorum. Bunun tadı böyle falan diye bir noktada birilerinin dikkatini çekiyor. Evet evet evet. Hı. Çok güzel. Harika. Peki devam edelim. Ee, biraz da senin bir girişimci olarak e, kendi yaşam kurgun ve e, senin karar kaliteni etkileyen şeylerden de bahsetmek istiyorum. E, bir kere felsefe mezunu olduğunu biliyorum ben. Ondan çok fazla değil ama biraz bahsetmeni isterim. Yani felsefeyle uğraşmış olmanın senin şu andaki yaşam pratiklerinin etkisi ne oldu diye böyle bir soru sorsam. Ya işte hep sorudur işte sen de eminim çok karşılaşıyorsun işte hani felsefe okuyunca ne oluyor falan diye böyle <laughs> en bir... yani zor sorulardan birisi <laughs> benim bir arkadaşıma bu pardon Boğaziçi Üniversitesi felsefeyi kazanan bir arkadaşım bir abisine sormuş demiş ki ya işte böyle bir şey kazandım ne olacak felsefe bitirmiş birisi tanıdığı büyük birisi o da demiş ki Hakan vallahi iyi bir insan olursun. Başka <laughs> da bir <işi> şey olmaz demiş. <laughs> daha, daha ne olsun ama değil mi bir yandan? Evet aynen öyle. Bu arada çok iyi bir challenge. Katılır mıyım bilmiyorum. Yani ben seferde birisini iyi mi bir insan mı yapar? Önermesine tam tersi, tersine mi <laughs> götürür? Hani böyle onu da çok bilmiyorum ama şey... Ve en azından hani böyle bu işlere faydası açısından bakınca bir hani sorgulama e, tarafını çok geliştirdiği çok aşikar ama burada gelişimden kastım, seni her şeyi sorgular bir hale getirmesi değil. Hı hı. Sen felsefe okumadan da her şeyi sorgular bir hale gelebilirsin. Ama her şeyi doğru sorgulamayı öğrettiği çok net. Evet. Yani çünkü şeydir hani, her şeyi eleştiren mesela insanlar vardır ve bazen bakarsın hani. Tamam eleştiriyorsun da yani bu konuya buradan mı yaklaşılır falan gibi bir eleştirde bulunabilirsin hani. Dolayısıyla doğru anlarda doğru soruları sormak konusunda çok büyük bir faydası olduğunu felsefenin net bir şekilde söyleyebilirim. Yani zaten hani hiçbir şeyi bir ön kabul olarak kabul etmiyorsun. işte en azından bir data bir şey görmek istiyorsun. Hani bu... Hmm, bu böyle bir dünyada daha kolay bir tavır. Yani baktığın zaman evet abi artık hani şey olarak evren olarak mutlak bir doğrunun olmadığını evet, evet, ya, evet. ya da şöyle söyleyeyim bir insanın düşüncesinin doğruluğunu mutlak olarak olmadığını gördük. Bir hani başka bir şeylerle desteklenmesi gerekiyor diye ama o soruları nasıl soracağın daha bir üzerine çalıştıkça ve düşündükçe oluşan bir refleks. Aslında. Çok güzel. Yani ben hep şunu söylüyorum bir insan evinde böyle otursa ve kendisine 10-15 tane çok kaliteli soru sorsa ve bu soruları da samimi bir şekilde cevaplasa hayatı başka türlü akacaktır. Evet. Yani soracağı çok kaliteli ve çok doğru bir takım sorularla oturduğu yerde başka hiçbir şey yapmasına gerek olmadan onun için ben de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir başka yolculuğunu da biliyorum ben şahit olmuş olduğum için tiyatro bir dönem yaptın. Ben de seni itiklemiş olabilirim bu arada bana da evet. sordu, sormuştun diye hatırlıyorum. Vallahi yani efsane bir deneyim diye buradan tekrar söylemiş olayım yani büyük olanlardan çocukları tiyatro yapmaya çalışan çalışanlar varsa hiç engel olanlar olabiliyor veliler arasında ya üniversiteyle uğraşsın derslerle uğraşsın diye hiç müdahale etmeyin yapabileceği en iyi faaliyetlerden bir tanesi. Yetişkin olarak tiyatroya girsem mi acaba diye düşünenler hiç acaba falan diye düşünmesinler. Kendileri açısından en yüksek kaldıraç gücü olan faaliyetlerden birisi diye tekrar önereyim. Sana sorayım ne oldu? Yani baya yoğun da bir deneyim yaşamıştın sen hatırladığım kadarıyla. Çok ya. egzersizlerin olduğu, ödevlerin olduğu bir deneyimdi. Ee, ne yaşadın? 7 işte ay ben fiziksel tiyatro ve komedi okuluna gittim. Ee, hiç hani profesör anlamda yap yapmadım hani sonrasında da öncesinde de yani hani ilk deneyim oydu ve hani ondan önce oraya gitmeden önce de bir şekilde çok yıllardır hani yaratıcı işlerle ilgileniyordum bir kere yani zaten yaratıcı bir işle kurduğum e, ilişki tamamen değişti artık yani hmm. hani bir yaratıcı anlamda e, hem kendimi hem işte e, atıyorum çalışma işte ekibimizi vesaire falan nerelerden daha çok kışkırtabiliriz ee, konusunda çok acayip bir vizyon. Çok donanım ee, sahibi oldun çok, değil mi? Yani Refleks aslında ya yani çok böyle bir hani Evet yani donanım daha böyle şeyde geliyor. Yani gerçekten de hani böyle bir sahnede uygulayabileceğin teknik anlamında teknik öğreniyorsun. E, ama onun belki hayatın başka bir tarafında bir karşılığı olmayabiliyor sahne tekniği öğrendiğin zaman. Ama gerçekten de hani düşünce biçimi ve yaratıcı bir e, işle kurduğun e, ilişki atıyorum. Hani oradan baktığın zaman yaratıcı bir durumla başa çıkarken... Ee, o durumla e, kur, sağlıklı bir ilişki kurmaya öğreniyorsun. Ben bunu çok değerli buluyorum. Yani yaratıcılık bende yok falan hani diyenin hani insanları evet, evet, e, aslında yan, e, yap, yapamadıkları şey şu e, yaratıcı o o yaratıcı bir şeyle ilgilenirken e, yaşayacağın psikolojik süreçte başa çıkamıyorlar. Ya da çok çıkmayı tercih ettin. etmiyorlar. Çok güzel tarif ettin. Hı? Ya da ürkiyorlar, e, zorlu geliyor. Ya da yine başlayıp devamına devam etmeden tamamını erdirmeden vazgeçiyorlar. Evet yani çünkü orada hani işte çünkü zor bir şey. Yani bir kere her şeyden önce karşında çok net bir başarısızlık alma ihtimalinin olduğunu kabul etmen gereken bir süreç. Çok güzel bu yakın dönemde podcast'te bahsetmiştim. Çok da hoşuma gitmişti. Amazon'un CEO'su Jeff Bezos hissedarlarına paylaştığı mektupta bundan bahsediyor. Dinledim, El üst... Çok güzel değil mi? El üstünde mükemmel duruş yapmak isteyen birisi bir koç tutuyor. Koçun söylediği ilk şey şu insanlar böyle şeyleri çok seviyorum ben bu arada insanlar bunun genelde çok çalışırlarsa bir ay içerisinde yapılabilir bir şey olduğunu düşünüyorlar. İlk söylemem gereken şey şu 6 ay çok yoğun çalışarak ancak yapabileceğin bir şeydir bu. Şimdi o psikolojik süreç için de aynı şey geçerli. Yani sen orada o boğuşmayı yaşarken şunu görüyorsun. Yeterince boğuşursan ve doğru şekilde boğuşursan ve o psikolojiyi yönetebilirsen bir şey oluyor. Evet, aynen öyle. Ya o, o orada o başarısızlıkla yüzleşmek istemeyebiliyorlar. O an bulduğu şeyin e, kötü bir fikir, e, bu kötü bir fikir buluyoruz hepimiz. E, ama hani o kötü fikirle kurduğun ilişki işte yani. Ben kötü bir fikir bulabilirimle barışmak bu anlamlarda bence tiyatro çok şey bir olay. Yani çok insanı gerçekten geliştirici bir olay o psikolojik süreçte başa çıkman konusunda çok büyük hani refleks ee, sahibi e, oluyorsun diyebilirim. Peki çok güzel. Bir final soruyla tamamlayalım. Ee, en çok bana gelen sorulardan bir tanesi şu. Başlamak zor tabii ama yine bir şekilde başlayabiliyorlar insanlar. Ee, bitirmek de zor. Bitirmeyi ayrı bir kategori olarak ele alalım. Ama asıl sıkıntı sürdürme kısmında çıkıyor. İnsanlar sürdüremediklerini söylüyorlar. Başlayıp bırakıyorum, devam ettiremiyorum. Senin kendinle ilgili böyle kullandığın bir şey var mıdır? Sürdürmeyi kolaylaştıran, bir şeyleri senin açından sürdürülebilir kılan hmm. bir zihinsel modelin var mı? Bir uyguladığın şey var mı? Yani şöyle ben Tamamen bu arada bireysel bir yerden yaklaşabiliyorum bu soruya. Hani genele yardımcı olabilecek bir şey emin değilim söylediğim. Ama hani ben mesela bunu bu yöntemi kullanıyorum. Bunu kullananlar hani görüyorum. Genel olarak ben o şeyin yapılmasını bir sorgulama haline getirmemeyi tercih ediyorum. Yani açacağım. Şöyle... Bu arada kendim de dağınık bir insan olduğum için mesela çok büyük bir challenge'tır yani ben hani burası sürdürülebilirlik çok önemli diyorum ama hani kendimin de hani başarırken çok zorlandığım bir benim şey, de benim şey de. yapamıyorum yani hani böyle bir şey sürekli hani işte devam etmek vesaire ama şöyle oluyor hani işte ya işte hani bunu yapacağım ama yapacak ya şimdi nasıl yapacağım işte ya aslında yapmasam olur mu falan filan gibi böyle senin bir Oraya şeyler elimi geliyor. Oraya çıkamıyorsun zaten değil mi? Evet genel olarak o tarafı susturma konusunda kendimi disiplin etmeye <laughs> çalışıyorum. Atıyorum her hafta bir blog yazısı yayınlamak Google tarafında seni çok iyi bir imaj getiriyor. O zaman her hafta bir blog yazısı yayınlayacağız. Bu hani kadar. bu kadar. <laughs> böyle... Sorgulu, sorguya kapalı yani. <laughs> sorguya kapalı. Ama işte bu böyle işte şöyle olur mu ya işte bir sene bunu böyle şey yapsak mı ya bu ay hafta işte hani ama hani o hasta ya atıyorum bunu yazan insan hasta da olabilir. Ha o, o hasta olduysa o zaman evet benim yazmam lazım. Çünkü her hafta bir blok yazısı sonra bu blokta yayınlanmalı. Hani bu, bu kadar basit. Bunu... bir yandan bu kadar çok güzel. Bu arada çok kullanılması bir şey. Hani şey vardır ya hani denize gireyim, girmeyeyim, gireyim girmeyeyim. Kendine mesela bir protokol belirleyecek olsan ben iskelenin kenarına geliyorum. 15 saniye içinde de atlıyorum ve bunu sorgulamayacağım artık. Dersen girersin yani bu kadar basit. Ya aynı şey sporda da çok çalışıyor mesela işte hani bir geçen sene işte yogaya falan gidiyordum. Şimdi saldım kendimi ama hani o zaman çünkü salmamın nedeni hani yani işte hani acaba e, tamam şimdi işte iş var işten vakit bulursam gideyim şöyle olursa şey yapayım falan. Yani o zaman giderken gerçekten hani acayip seviyorum ve acayip işte yoga işte gitmek istiyorumdan ziyade bu çalışmıyor. Çünkü bu heves bittiği anda Doğru. o konu da bitiyor. Yani belki bir dönem çok gaz bir şekilde götürüyor ama sürdürülebilir olmuyor. Ama ne zaman ki şey dedim hani atıyorum ben haftada 3 gün yogaya gideceğim. Bunun hani Beynindeki sorgusal tarafı kanallarını böyle kapattıktan sonra şey dönüyor. Yani, Aa işte şurada bir iş arası vardı o zaman oraya Allah kahretsin bak bugün gidemedim şuradan gideyim falan diye. Zaten o kendi içinde kapalı durum kendi çözümlerini üretmeye başlıyor. Çok güzel bir şey söyledin bence çok uygulanası. Genelde de uygulanabilir diye düşünüyorum ben. Her zaman yapmamak lazım. Çünkü bu konudaki kendi sözünü tutuyor olma kısmı da çok önemli bence. Hı hı. Bazı şeyleri sorgulamaya kapatmak. Yani ben her gün yarım saat İngilizce çalışacağım. Bitti. Sorgu yok. İşte canım istiyor muysem bunlar da yok Hiçbiri yok. Yarım saat İngilizce çalışılacak. Bunun sonunda bir ödül de yok. Yani yok, mesela hiç bazısında hiç. da o şeyde daha hani işte şey yapan da işte, Tamam işte her her hafta işte her gün yarım saat İngilizce çalışırsam 30 gün sonunda işte kendime şunu ısmarlıyorum dahi yok. O da hiçbir şey yok. Net bir temiz, tertemiz gerçek var. Her gün yarım saat İngilizce çalışıyorum 6 ay boyunca. Bu sorgulamaya kapalıdır. Başkaları ve kendim tarafından sorgulamaya kapatıyorum. Çok güzel. Sorarken bu kadar güzel bir şey söyleyeceğini ummuyordum. Bunu da söyleyeyim bu arada. Zor bir soru çünkü sürdüremiyorum. Sürdür. Ben de bunu söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Benim de önerim bu. Sürdür. Sürdürürsen, sürdürürsen sürer. Şeklinde öneriyorum. Ya, çok teşekkürler Bora. Gerçekten ben çok teşekkür bir sohbet oldu. Podcast'te adı geçen iş, insanlara, kişilere, kitaplara inançayar.com podcast sekmesinden ulaşabilirsiniz. inançetfikritesat.com'a e-posta gönderebilirsiniz. Bu e-posta adresini duyduktan sonra e-posta göndermek gibi bir hissiyat oluştuysa içinizde podcast'i kapatır kapatmaz bu hissiyatı hayata geçirmezseniz hayat boyu da geçiremezsiniz diye de söyleyeyim. Yazmaya devam. Ee, görüşmek üzere.